Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem dostlar, hepinizin Muharrem ayını ve Hicri yılbaşını tebrik ederim. Hepinizin malumudur ki İslam kültür tarihinde büyük bir yere sahip olan Muharrem ayına girmiş bulunmaktayız. Muharrem ayı bütün ilahi dinlerde ve İslam dininde farklı bir yere sahip olan bir zaman dilimidir. Muharrem ayı denilince evvela aklımıza Hicri yılbaşı gelmektedir. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan ay Muharrem ayıdır. Zira Hazreti Ömer döneminden kullanılmaya başlanılan Hicri takvim Muharrem ayı ile başlatılmıştır. Hazreti Ömer dönemine kadar Müslümanların kullandığı bir takvimleri yoktu. Hazreti Ömer döneminde artık bir takvimin olması gerektiği kanaatine varıldığında Hazreti Ömer sahabe-i kiramı toplar, onlarla istişare eder. Nasıl bir başlangıç takvim kabul edelim diye istişare eder ve sahabelerin farklı teklifleri olur. Nitekim Talha bin Ubeydullah Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği tarihi baz alalım derken, Sa'd bin Ebi Vakkas Peygamber Efendimiz'in vefat tarihini baz alalım der. Hazreti Ali ise Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ederim derken, Hazreti Ömer bütün bu sahabelerinin teklifi üzerine düşünür ve Hazreti Ali'nin teklifini kabul eder ve Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretine denk gelen miladi 622 tarihinden itibaren Hicri takvim kabul edilir ve Müslümanlar arasında kullanılmaya başlanılır. Hicri takvim de 12 aydan ibarettir ve birinci ayı Muharrem ayıdır. Ayın hareketlerini esas aldığı için de her miladi takvime göre 10 gün daha kısadır. Yani 355 gün olarak olan bir takvimdir. Bir başka açıdan Muharrem ayına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ifade buyrulan haram aylardan biridir. Yani bu aylarda savaş yapılması haram kılınmıştır. Bu aylarda Müslümanların günaha yaklaşılmaması istenilmiştir. Ve bu dört ay haram olan bu dört aylardan birisi de Muharrem ayıdır. Biri Recep, biri Muharrem, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Dolayısıyla bir Müslüman bu haram aylarına girdiğinde kendine daha çok dikkat etmesi ve günahlardan daha çok uzak kalması gerekmektedir. Bu başka açıdan Muharrem ayına baktığımız zaman bütün Müslümanların ciğerini yakan ve İslam tarihinde çok büyük bir öneme sahip olan Kerbela hadisesi diye tabir ettiğimiz Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının şehadet makamına yükseldikleri aydır Muharrem ayı. Bu açıdan da Muharrem ayı önemlidir ve her yıl Muharrem ayına girdiğimizde biz Hazreti Hüseyin'i, Peygamber Efendimiz'in torunu olan Müslümanların göz bebeği Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşını anıyoruz, onlara dua ediyoruz ve onları hatırlıyoruz, onlara karşı olan vefa borcumuzu yerine getiriyoruz. Muharrem ayının bir diğer özelliği ise Aşure günü diye tabir ettiğimiz Muharrem ayının 10. günüdür. Muharrem ayının 10. günü ki bu sene 29 Ağustos Cumartesi gününe tekabül etmektedir. Bu Muharrem ayının 10. günü Aşure gününde Hazreti Nuh ve beraberindekilerinin karaya ayak bastıkları tarih olarak önümüze çıkmaktadır. Hazreti Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla birkaç hususta Aşure günü önem arz etmektedir. Ve bizler açısından da önemli bir gündür. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu Aşure gününü, Muharrem ayını farklı karşılamış ve Müslümanların da farklı karşılamasını tavsiye etmiştir. Zira Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Aşure gününde oruç tutmayı bize tavsiye etmiştir. Ve kendisi de bizzat Aşure gününde oruç tutmuştur ve Müslümanlara da oruç tutmasını tavsiye etmiş. Ve Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde, Müslüm'de geçen bir hadise göre Aşure gününün orucu önceki yılın gayri ihtiyari sadır olan günahlarının silinmesine kefaret olacağını Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifade buyurmuşlardır. Onun için bir Müslüman Aşure günü geldiğinde
Peygamber Efendimizin bir sünneti ve tavsiyesini yerine getirmek adına Aşure gününün bir gün öncesiyle beraber ve bir gün sonrasıyla beraber oruç tutması sünnettir ve büyük bir sevaptır. Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geldiği için bir Müslüman bir gün öncesinden yani 9 Muharrem'le beraber 9, 10, 11 Muharrem'i oruçlu geçirmesi sünnetin yerine getirilmesi demektir. Yani 28 Ağustos, 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde oruç tutmamız sünnettir. 3 gün tutma imkanımız yoksa ya Aşure gününden bir gün önce ya da bir gün sonra yani 28-29 veya 29-30 Ağustos tarihlerinde oruç tutmamız güzel bir haslet olur ve inşallah bir önceki yılda işlemiş bizden gayri ihtiyari sadır olan günahlarımıza kefaret olmuş olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayında oruç tutmamızı tavsiye etmiş. Tevbe etmemizi tavsiye etmiş ve günahlardan diğer aylardan daha çok sakınmamızı Peygamber Efendimiz emretmiştir. Müslüman için zaman her zaman önemlidir. Ama bazı günler, bazı zaman dilimleri vardır ki duası, tevbesi, yalvarış, yakarışı daha da önem arz etmektedir. İşte Muharrem ayı ve Aşure günü bu günlerden biridir. Biz bu Aşure gününde oruç tutarken niyet ettim, nafile oruç tutmaya şeklinde niyet getirebileceğimiz gibi bizim Ramazan ayında kaza orucumuz varsa Ramazan ayının kazasına niyet getirerek de hem kazamızı ifa etmiş oluyoruz hem de sünneti yerine getirmiş olacağız. Bir diğer önemli bir diğer husus ise Aşure gününde pişirilip dağıtılan Aşure tatlısının dini bir dayanağının olup olmadığıyla ilgilidir. Aşure gününde yapılan ve dağıtılan Aşure tatlısı ve Aşure gününde kesilen kurbanın bir dini bir dayanağı olmamakla beraber çok öncesinden bizim kültürümüzde yer edinmiş güzel bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla biz Aşure tatlısını Aşure gününde yapıp komşularımıza, dostlarımıza dağıttığımız zaman bu bizim birlik beraberliğimize, kaynaşmamıza vesile oluyorsa İslam'ın güzel gördüğü bir haslettir. Bu boyutuyla biz Aşure tatlısına bakalım. Bir de Aşure tatlısını yapıp dağıttığımızda Aşure tatlısı onlarca hububattan meydana gelmektedir. İçinde bir onlarca hububatı bir araya getirip kaynatıp ve bir tatlı olarak servis ettiğimizde anlam kazanıyor. Biz insanlar da dilimiz, ırkımız, rengimiz ne olursa olsun biz bir araya geldiğimizde adeta Aşure tatlısının içindeki hububat gibi kaynaştığımızda bir anlam ifade ediyoruz. Dolayısıyla biz Aşure günü, Aşure tatlısını dağıtırken birliğimizi, beraberliğimizi, kaynaşmamızı da düşünerek yani o Aşure tatlısı gibi bir araya geldiğimizde ancak anlam ifade ettiğimizi bizim bilmemizde fayda vardır. Tekrardan şunu söyleyeyim, Aşure günü Aşure tatlısı dağıtıp Müslüman komşularımızla, dostumuzla, ahbabımızla kaynaşmamızı sağlamak açısından dağıtırsak güzel bir davranış olur. Cenab-ı Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, kaynaşmamızı daim eylesin. Bizim kalbimizdeki kin ve nefreti sevgi ve muhabbete tebdil eylesin. Bu Muharrem ayını Rabbim, bu Muharrem ayını, Aşure gününü bütün ümmeti Muhammed için birlik ve beraberliğe, kaynaşmaya vesile kılsın der. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.